Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda bir hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Halk içinde hak ile beraber olmak. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Umar'a kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. El mu'minu lezi yukhalitun nase ve yesbiru ala ezzahum e'zemu ecren minel mu'mini lezi la yukhalitun nase ve la yesbiru ala ezzahum. Sadaka Resulullah. İnsanların içinde bulunup onlardan gelecek sıkıntılara katlanan mümin, bir dağ başında inzivaya çekilip onlardan gelecek sıkıntılara katlanmayan müminden daha hayırlıdır. İbn-i Mace Fiten 23, Tirmizi Kıyamı 55, Ahmet bin Hanbel Müsned 2. cilt 43 nolu hadis-i şerif. Dünyanın birkaç yüzü vardır. Bunlardan biri dünyanın kendine bakan yönüdür ki, fanidir, geçicidir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Onun bu yüzü sadece oyun ve oyuncaktan ibarettir. Ehli dünyanın perestiş ettiği bu yüz, bizim için menfurdur ve ne kadar nefret edilse yeridir. Dünya ve ahiret muvazenesini bu açıdan kuracağız. Dünya geçici, ahiret ise ebedidir. Allah Resulü dünyayı hiç terk etmemiştir ama halk içinde daima hakla Celle Celaluhu beraber olmuştur. Zaten nurlu beyanlarında da şöyle buyurmuştur. İnsanların içinde bulunup onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, bir dağ başında inzivaya çekilmekten daha hayırlıdır. Değerli dostlarım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihan ayağının altına serilirken dahi dünyadan istifadeyi düşünmemişti. Dünyaya teşrifiyle dünyadan ayrılışı aynı çizgide olmuştu ve teşriflerinde bir beze sarıp sarmalayıp beşiğine koymuşlardı, irtihalinde de kaba bir beze. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün hayatı seniyelerince medeniyetlere medeniyet dilendirecek bura ve öteler dengeli bir dünya kurma gayretinde oldu. Ve ömrünün sonuna kadar da bu yüce davadan zerre kadar taviz vermedi. Bütün hayatı boyunca nefsini Allah'a Celle Celaluhu teslim etmiş olmanın huzur ve itminanı içinde onun rızasını kazanma ve insanlığı kurtarma yolunda oldu. Ne dünyanın zevki sefası ne de yaşama sevdası hiçbir zaman onun bakışlarını bulandırmadı. Bir keresinde Hazreti Ömer hücre-i saadete girdi ve iki cihan efendisini bir hasır üzerinde yatıyor gördü. Rikkate geldi ve ağladı. Allah Resulü niçin ağladığını sorunca da şöyle cevap verdi. Bizanslar, Kisralar kuş tüyünden yataklarda yatarken sen Allah Resulü olduğun halde böyle hasır üstünde yatıyorsun. İşte buna ağlıyorum. Bunun üzerine Allah Resulü şu ölümsüz ifadeleriyle meseleyi izah etti. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahirette bizim olsun. Allah Resulü dünyayı terk etmemişti. Gül gül, çiçek çiçek her şeyin simasında hakikati görmüş, göstermiş, duymuş, duyurmuş, teşkil ettiği ordularla dünyanın dört bir bucağında İslam'ı bayraklaştırmış ve kendi hakikatini bütün ruhlara duyurmuştu. Günümüz sosyologlarının vardığı bir neticeyi arz etmek istiyorum. Beşeriyet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar %25'lik bir terakki kaydetmiştir. Onunla birlikte yani 23 sene gibi kısa bir zamanda bu rakam %50'ye ulaşmıştır. Günümüze kadar buna ancak %25'lik bir ilave yapılabilmiş ve %100'e de ancak bundan sonra ulaşılabileceği beklenmektedir. Düşünün, insanlığın asırlarca uğraşarak kat edemediği bir mesafeyi o çeyrek asırda kat ediyor ve böylece kıyamete kadar gelecek nesillere mutlak rehber olduğunu gösteriyordu. Değerli dostlarım, Allah Resulü dünyayı terk etmiyordu. Bu sözümüzü bir daha tekrar etmiş olalım. Sadece neye ne kadar önem verilmesi gerektiğini biliyor ve ümmetini de bu doğrultuda yönlendiriyordu. Sabır insanda bir dayanma gücüdür. Yani insan iradesini ancak sabırla gösterir. Hem insan sabırla öyle bir hal ve keyfiyet kazanır ki bu sayede ruhunda meknuz güç zuhur eder. Sabır, sabredilen şeyler itibariyle birkaç türlü olur. Bu şeylere karşı sabır, insanın kemali ve terakkisi, hakiki insan yani insanın kamil olması istikametinde yükselmek için basamaklar hükmündedir. Bunlardan birincisi, ibadeti taate karşı sabırdır. İkincisi, masiyete karşı sabırdır. Bu sabır hususuyla günümüzün gençleri için çok önemlidir. Bilhassa göz yoluyla kalbimize giren günahların vicdanlarımızı yaraladığı bir dönemde masiyete karşı dişini sıkıp günaha girmeme ve günahlar karşısında sarsılmama çok önemli bir husustur. Bu da insanın terakkisi için ikinci bir merdivendir. Bu merdiveni kullanan adam arş-ı kemalete ulaşabilir. Üçüncüsü, sabırların en çetini musibetlere karşı sabırdır.
Yani Allah'ın insanın başına verdiği şeylere karşı onun sabretmesidir. Dördüncüsü, dünyanın zinet ve debdebesine ve nefsi gıcıklayan müştehiyata sabırdır ki amudi kahramanlık yoludur. Beşincisi, maddi manevi fuyuzat hislerine karşı sabırdır ki sadece kamil insanlara müyesserdir. Rabbim hakiki manada Allah'ın yolunda olmayı, ibadet taatlarımızı gerçek manada yapabilmeyi, Allah'ın rızasına erebilmeyi bütün dostlarımıza, dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.